Değerli arkadaşlar, granüllü ER ile granülsüz ER arasındaki ne tür farklar var? Bu videoda buna değineceğiz. Yaklaşık 1 veya 2 dakikada bu meseleyi halletmeye çalışacağız. Granüllü ER'nin üzerinde ribozom olduğunu herkes biliyordur zannedersem. Üzerinde ribozom bulunduğu için neyle alakası olması gerekiyor? Protein alakası olması gerekiyor. Eğer bir protein üretildiği yerden başka bir yere gönderilecekse o protein granüllü ER üzerinde üretilir. Yani granüllerin temel görevi hücre dışına salgılanacak veya hücrede başka bir yere gönderilecek proteinin üretimini sağlamaktır. Hakeza bu salgıladığı mo molekülleri Golgi aygında gönderir, Golgi aygında salgı kofuların neticesinde başka yere gönderir. Granül endoplazm zarda bulunan birçok molekülün sentezini sağladığı için zar sistemlerini yapan fabrikalar olarak adlandırılmıştır. Olur da YKS'de böyle bir cümle görürseniz bunun granüllü eğreği olduğunu bilmeniz gerekir arkadaşlar. Granülsüz eğreğe geldiğimizde ise granülsüz de ribozom yok. Dolayısıyla proteinle alakası yok. Proteinle alakası yok ama neyle alakası var arkadaşlar? Yağ ile yani lipitle alakası var ve neyle alakası var arkadaşlar? karbonhidratla alakası var. Yani yağ ve karbonat metabolizması ile ilgili bazı mevzuları bu yapar. Yani çoğu organelin ve hücre zarının zar yapısındaki o yağ moleküllerinin sentezinde arkadaşlar granülsüz ehreye göre yapar. Yine bizim e, beslenme ile aldığımız veya metabolik faaliyetler için ürettiğimiz bazı ilaçların ve alkollerin zehirleyici etkilerinin yok edilmesinde tıpkı karaciğerde olduğu gibi etkisi vardır. Glikojenin metabolizmasında parçalanmasına sentezine veya steroidin sentezinde ya yine arkadaşlar ER'nin granülsüz zuruun görevleri var. Yine kaslarımızda sarkoplazmik retikulum dediğimiz endoplazmik retikulum da aslında bir granülsüz ER'nin cinsidir, türüdür arkadaşlar. Burada da yine kalsiyum iyonları depolanır. İşte granüllü ve granülsüz ER arasındaki temel farklar